Kadın doğum günlük pratiğinde sıkça karşılaşılan sorulardan bir tanesi de ağız ve diş bölgesinden kaynaklı ağrılardır. Genellikle hastalar bunu dişim ağrıyor şeklinde söyler ama bunun altında iki farklı grup hastalık vardır. Bir tanesi ağzı ilgilendiren diş, diş eti, çene kemiği, ağız mukozası, dil vesaire gibi ağız içerisinde bulunan yapılardan kaynaklı ağrılar. İkincisi de yansıyan ağrıdır. Yansıyan ağrı örneğin sinüslerde meydana gelen problemlerde, orta kulağı ilgilendiren durumlarda, alt çene kemiğinin ekleminde, temporomandibüler eklem problemlerinde sanki bu bir diş ağrısıymış gibi aşağıya yansıyarak alt çene ya da üst çenede karşımıza çıkabilir. Bu noktada önemli olan şey, eğer gebe rutin bir şekilde muayenelerine, diş hekimi muayenelerine gidiyor, günlük ağız hijyenine dikkat ediyorsa bu ağrının sebebini bulmak aslında temelde kolaydır. Bir diş hekimi muayenesiyle muayene sırasında ağrının kaynağı bulunabilir. Kaynağı bulunduktan sonra iş daha kolaydır. Sebebi bilinen şeyin genellikle tedavisi daha kolaydır çünkü. Ağrının sebebi diş hijyenine, ağız hijyenine dikkat etmeyen birinde ortaya çıktığı zaman gerçekten çok can sıkıcı durumlara maruz kalmak mümkündür. Çünkü yansıyan ağrı mı, gerçek bir diş ağrısı mı, bunu ayırt etmek her zaman kolay olmayabilir. Gebelikte de yardımcı teknikler, yani diş röntgenleri, bilgisayarlı tomografilerin çekilmesi birazcık kaygılı, çekingen duran hem diş hekimleri hem hastalar tarafından tercih edilmediği için tanı koymak, dolayısıyla tedavi etmek çok zor, birazcık içinden çıkılması hale gelebilir. Eğer anlaşıldıysa, örneğin diş etinden kaynaklıysa ya da dişte çürük varsa ya da dişte ilerlemiş bir çürük varsa, kanal tedavisi gerekiyorsa ya da dişin altında bir apse varsa böyle durumlarda tedavi ertelenmemeli ve bunlar acil tedavi gerektiren durumlar olduğu için tedavisi yapılmalıdır. Bunların tedavisi yapılabilir ancak kadın doğum muayenelerindeki bulgular iyi ise, gebelikte ekstra bir risk yoksa, uzman ya da pratisyen bir diş hekimi tarafından gebelerdeki tedavi modaliteleri uygun yapılabiliyorsa bunların tedavisi mümkündür.